Sevgili yarışseverler, 11 Ocak Salı günü Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda gerçekleşecek toplam 7 koşulu yarış programında start alacak olan safkanların idman pisti görüntüleri ekranlarınıza geliyor. 3 numaralı Likaki, 7 Ocak günü Aytek Dülger'le Bursa'da 852-425,5 olan yarış galobunu tamamladı ve son çalışmasıyla da ekranlarınıza geliyor Likaki. 5 numaralı Steel Empire 10 Ocak günü Okan Akel idaresinde bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 1 numaralı Princess Merida 9 Ocak günü Okan Akel idaresinde bir kenter yaparak son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 3 numaralı Lady Lipa 9 Ocak günü Burak Akçay idaresinde 850,5 son 423 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp idman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Red Cloud 8 Ocak günü İstanbul'da iç pistte Zülfikar Dursun'la 852,5-425'lik bir derece gerçekleştirdi ve Salı günü Kocaeli'de start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Hellstorm da 9 Ocak günü İstanbul'da iç pistte Suat Özkan'la çalıştı. 851,5-425,3 oldu. Bu galobuyla Salı günü Kocaeli'de start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Princess Grace 7 Ocak günü Musa Özçelik'le İstanbul'da iç pistte çalıştı. 1004 son 400'ü 24.8 oldu. Bu galobuyla Salı günü Kocaeli'de start alacağı yarış öncesi idman pistinden ayrıldı Princess Grace. 7 numaralı Madame Chernobyl 8 Ocak günü Turgay Çekici idaresinde 800 metrelik bir galop yaparak bu koşuya hazırlandı. Madame Chernobyl'in 800'ü 51, son 400'ü 24 oldu. 8 numaralı Serah Kanır 8 Ocak günü Ayetullah Demir'le İstanbul'da iç pistte 1200'ü 1.17.4, 1003.6, 400'ü 25.4'lük uzun yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp idman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Buzların Kraliçesi 8 Ocak günü Burak Akçay idaresinde 1000 metrelik uzun bir galop yaparak bu koşuya hazırlandı. 1000'i 6, son 400'ü 25,5 oldu. 9 Ocak günü Mevlüt Kurt'la İstanbul'da iç pistte çalışan 3 numaralı Kantız 800'ü 49.2, 400'ü 25 olan yarış galobuyla idman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Kupon 9 Ocak günü Necdet Altın idaresinde bir kenter yaparak Salı günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Necros ekranlarımıza geliyor. 9 Ocak günü Fırat Arslan idaresinde piste çıkan bu safkan Salı günü start alacağı yarış öncesi 638,5-425 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Nervous 8 Ocak günü Mehmet Emin Aydoğdu idaresinde 637 son 400'ü 24 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 8 numaralı Prenses Fatoş 9 Ocak günü Ömer Ceviz'le İstanbul'da iç pistte çalıştı. 800'ü 51 son 400'ü ise 24.4 oldu. 9 numaralı Rain Grain 9 Ocak günü Fırat Arslan idaresinde piste çıkarak bir kenter yaptı ve son çalışmasını tamamladı. 11 numaralı The Best Ece 2 Ocak günü Okan Akel idaresinde 800'ü 51.4 son 400'ü 25 olan yarış galobuyla son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 1 numaralı Gülce Hanım 7 Ocak günü Erhan Akdoğu idaresinde 1000 metrelik uzun bir galop yaptı. Gülce Hanım'ın 1013, 400'ü 29 oldu.
3 numaralı Rüzgarın Hızı 8 Ocak günü Ulaş Gıcı İdaresi'nde 854 son 426 olan yarış galobunu tamamlayıp son çalışmasını bu şekilde gerçekleştirmiş oldu. 4 numaralı Amof'ta 10 Ocak günü Volkan Yüksel ile İstanbul'da iç pistte 427 son 213.5 olan kısa düzlük sprintini gerçekleştirdi. Salı günü Kocaeli'de start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Oğul Şah 8 Ocak günü Mehmet Emin Aydoğdu idaresinde çalıştı. 643 son 400'ü 28 oldu. 7 numaralı Durulay 9 Ocak günü Emre Ergür idaresinde piste çıkarak 800 metrelik bir galop yaptı. Durulay'ın 858 son 400'ü ise 28 oldu. Bir numaralı Aliço 10 Ocak günü Turgay Çekici idaresinde bir kenter yaparak yarıştan bir gün önce son çalışmasını da tamamlamış oldu. 2 numaralı Barf Boy 4 Ocak günü Galip Kılıç idaresinde 1000 metrelik bir galop yaptı. 1001, 423.5 oldu 2 numaralı Barf Boy'un. 3 numaralı Beyond Redemption ekranlarımıza geliyor. 8 Ocak günü İstanbul'da Cuma Altunbaş idaresinde 1200'ü 1.18, 1000'i 4.2, 425 olan uzun yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı King Chacha 9 Ocak günü Davutsav idaresinde piste çıktı ve 637, 423 olan yarış galobuyla salı günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Kumru 9 Ocak günü İstanbul'da iç pistte Mehmet Gündüz'le çalıştı. 800'ü 48.5 son 400'ü 24.2 oldu. 1 numaralı avukat 10 Ocak günü Bahri Orman İdaresi'nde yarıştan bir gün önce bir kenter yaparak son çalışmasını bu şekilde tamamladı. Önde içte olan 3 numaralı Airman, dışta arkada kalan isimse Mars. 800'ü 49.5, 400'ü 23.5 olan yarış galobunu 9 Ocak günü Bursa'da Selim İpek'le gerçekleştirdi içte ve önde olan Airman. 4 numaralı Baba Sadık ekranlarımıza geliyor. 9 Ocak günü Mehmet Yıldırım'la piste çıktı. Bursa'da 800'ü 51.3, 400'ü 24.8'lik galobuyla da idman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Karaciolo ekranlarımıza geliyor. 7 Ocak günü Ufuk Bilik idaresinde piste çıktı ve 1000'i 3.5, 400'ü 25 olan yarış galobunu da 7 Ocak'ta İstanbul'da iç pistte Ufuk Bilik'le gerçekleştirdi Kocaeli'de start alacağı yarış öncesi. 6 numaralı Black Adder ekranlarımıza geliyor. 9 Ocak günü Okan Akel idaresinde bir kenter yaparak salı günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 7 numaralı Indian Sonata 2 Ocak günü Necdet Altın idaresinde çıktığı pistte 1000 metrelik uzun bir galop yaptı. 1000'i 5, son 400'ü 24 oldu. 10 numaralı Line Adil 8 Ocak günü Mehmet Emin Aydoğdu idaresinde 1200'ü 1.20, 1000'i 6, 400'ü 25 olan uzun yarış galobuyla idman pistinden ayrıldı. 3 numaralı Bir Ömür 8 Ocak günü Burak Akça idaresinde bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Eser Alp 8 Ocak günü Sedat Çiftçi idaresinde iç pistte çalıştı. 800'ü 57, 400'ü 27.8'lik galobuyla da salı günü Kocaeli'de start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Cahit Ağa 9 Ocak günü Umut Barlık idaresinde 600'ü 45, 400'ü 30 olan yarış galobuyla salı günü start alacağı yarış öncesi idman pistinden bu şekilde ayrıldı.
7 numaralı milyoner 9 Ocak günü Umut Barlık İdaresi'nde 1000 metrelik uzun bir galop yaptı milyoner. 1000'i 14, son 400'ü 28,5 oldu. Dışta geride kalan 8 numaralı Süslü Hanım, içte önde olan Baldiyar'la birlikte çalıştı. 2 Ocak günü Umut Barlık'la 1000'i 10,5, son 400'ü 28,5 oldu. ...9 Ocak günü Galip Kılıç idaresinde piste çıkan 12 numaralı Atan Erhan bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 14 numaralı Kaya Laska 7 Ocak günü Fırat Arslan idaresinde 600'ü 43,5, 400'ü 28,5 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp idman pistinden ayrıldı. Sevgili yarışseverler, 11 Ocak Salı günü Kocaeli'de start alacak olan Safkanların idman pisti görüntülerini izlediniz ve Kocaeli İdman Pisti programımızın böylelikle sonuna geldik. Tüm yarışseverlerimize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.